misafirlerimiz, Sayın Grup Başkanımız ve Başbakanımız Grup Genel Kurul Toplantımıza teşrif etmişlerdir. Kendilerine grubumuz adına hoş geldiniz, sefalar getirin diyoruz. Hoş geldiniz Sayın Başbakanım. Haydi gençler. Her zaman susturuz. Geçti artık. Neyi duranayım? Neyi? Değerli misafirlerimiz, kıymetli milletvekillerimiz, haftalık olağan Grup Genel Kurul Toplantımızın 26. dönem 3. yasama yılı 5. bileşimini açıyorum. İzninizle grup toplantımıza teşrif eden misafirlerimizi anons etmek istiyorum. Düzce Merkez İlçe Teşkilatımız, Kocaeli Dilovası Teşkilatımız, Uşak Ulubey Teşkilatımız, Trabzon Maçka Teşkilatımız, Balıkesir Burhaniye Teşkilatımız, İstanbul Maltepe Teşkilatımız, İstanbul Çatalca Teşkilatımız, Aydın Kadın Kollarımız, Ankara Polatlı Gençlik Kolları Üniversite Birimiz, Denizli Pamukkale Ünal Gençlerimiz. Hoş geldiniz gençler. Kayseri Pınarbaşı Muhtarlarımız, Mersin İl Başkanımız, Erdem İlçe Başkanı Muhtarlarımız, Almanya'da yaşayan Türk İş Adamlarımızdan bir heyetimiz var. İstanbul Rumeli Türkleri Kültür ve Danışma Derneğimiz, İstanbul'da yaşayan Ordu Çaybaşılar Derneğimiz, Sakarya Kız Anadolu Üniversitesi Öğrencilerimiz, Kütahya Tunç Bilek Belediye Başkanımız, Samsun Kadem Derneğimiz, Zonguldak Gökçebey Belediye Başkanımız, Zonguldak Bakacakadı Belediye Başkanımız. Tüm misafirlerimize grubumuz adına hoş geldiniz, sefalar getirdiniz diyorum tekrar. Sayın Grup Başkanımızı ve Başbakanımızı haftalık grup konuşmasını yapmak üzere küsviyet işlerinizi arz ediyorum Sayın Başbakanım. Buyursunlar. Değerli milletvekili arkadaşlarım, çok kıymetli misafirler, hepinizi sevgiyle, saygıyla, muhabbetle selamlıyorum. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Geride kalan iki hafta boyunca çok yoğun bir gündem geçirdik. Bir yandan
uluslararası etkinliklere ev sahipliği yaptık. Somali'den Özbekistan'a, Pakistan'dan Irak'a ülke liderleriyle kapsamlı görüşmeler gerçekleştirdik. Birincisini bu sene düzenlediğimiz TRT World Forum'u uluslararası toplantısında birçok dünyanın her tarafından gelen uzmanlarla bir toplantı gerçekleştirildi ve bunun açılışına katıldık. Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Külliyesi'nin akademik yıl açılışını gerçekleştirdik. Bu yıl 10.sü düzenlenen Bilgi Güvenliği ve Kriptoloji Konferansı'nda siber güvenlik konusunda bizi bekleyen tehditlerin ne olduğunu, neler yapılması gerektiği konularında akademisyenlerle, uzmanlarla kapsamlı değerlendirme fırsatı bulduk. Yine İstanbul'da Afrika Eğitim Bakanlarına ve D8 zirvesine Cumhurbaşkanlığımız ev sahipliği yaptı. Tabi bu arada dış dünyadan gelen bu heyetlerle kapsamlı görüşmeleri yaparken aynı zamanda il ziyaretlerimizi de ihmal etmedik. Elazığ ve İzmir'de iş dünyamızda, parti teşkilatlarımızda bir araya geldik. İzmir'de ayrıca Çiğli 2. Anajet üssünde pilot eğitimi alan personelimizi ziyaret ettik. Onlarla görüştük, konuştuk. Yabancı misafirlerimizle birlikte Ege Ekonomik Forumunu İzmir'de gerçekleştirdik. Bu forumda özellikle Ege bölgesinin ihracatta, üretimde ve Türkiye'nin büyümesinde yapılması gereken konular, gelecek vizyonunu, komşularla ilişkileri kapsamlı bir şekilde ele aldık. 27 Ekim Cuma günü Sayın Cumhurbaşkanımızla beraber Ulus'ta Gençlik Parkı yanında inşa edilen Melike Hatun Camisi'ni açılışını gerçekleştirdik. Hafta sonunda yine Cumhurbaşkanımızla birlikte Konya'ya gittik. Konya'da 1 milyar 400 milyon değerinde 50 eseri açılışını yaptık. Ardından il danışma meclisi toplantısında parti teşkilatlarımızla bir araya geldik. Pazar günü ise ülkemizin dört bir yanından 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları gerçekleştirildi. Bizler Ankara'da Anıtkabir, arkasından Cumhurbaşkanımızın ev sahipliğinde tebrikatları katıldık. Bundan tam 94 yıl önce destansı bir mücadelenin ardından Türkiye Cumhuriyeti'ni kuran ecdadımızın emanetini insanı yaşat ki devlet yaşasın şiarıyla hep birlikte gözümüz gibi korumaya devam ediyoruz. Milletimizle birlikte 2023 hedeflerimize, Cumhuriyetimizin 100. yılına kararlı adımlarla yürüyoruz. Bu vesileyle bir kez daha İstiklal Harbimizi zafere taşıyan, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere bütün şehitlerimizi rahmetle anıyorum, gazilerimize şükranla yad ediyorum. Cumhuriyetimizin en büyük kazanımı şüphesiz demokrasi ve hukuk devletidir. Bizim birinci önceliğimiz cumhuriyetimize, demokrasiye sahip çıkmak
daha da geliştirmek, milletimizin hukukunu korumaktır. Bu vesileyle bir kez daha Cumhuriyetimizin 94. yılını kutluyorum. Değerli arkadaşlar, az önce de ifade ettim, Cumhuriyet'in 100. yılına sadece 6 yıl kaldı. Son yıllarda ülkemize, demokrasimize, millet iradesine yönelik birçok saldırıyla karşı karşıya kaldık. Allah'a şükür tamamını püskürttük, bertaraf ettik. Bütün bu mücadeleyi verirken istikametimizi asla kaybetmedik, hedeflerimizden hiç şaşmadık. Şükürler olsun ki 15 yıldır milletin desteğiyle, duasıyla dimdik ayaktayız. Milletin desteği alanların sırtı yere gelmez. Diz çöktürmeye çalıştılar, çökmedik. Dizginlemeye çalıştılar, inadına şaha kalktık. Cumhuriyetimizin 94. yılına daha da güçlenerek, Türkiye'yi daha da büyüterek ulaştık. Bakın değerli kardeşlerim, Türkiye 15 Temmuz'a rağmen terörle yoğun mücadeleye rağmen bu senenin ilk yarısında %5'in üzerinde bir büyüme gerçekleştirildi. Bu ne demek? Dünyada bizden daha fazla büyüyen iki ülke var. Biri Çin, biri Hindistan. Üçüncü Türkiye geliyor. İnşallah bu yıl sonu itibariyle büyümemiz 6'nın üzerinde, belki de 7'ye yakın bir orana ulaşacak. Bunun gerçekleşmesi halinde Türkiye gelişmiş 20 ülke içinde en fazla büyüyen birinci ülke olacak. Gelecek 10 yılda en büyük gücümüz yatırım, üretim ve ihracatta büyüme olacaktır. Bunu neye dayanarak söylüyorum? Yılın ilk yarısındaki büyümenin, %5.1 büyümenin 3.9'u yatırımlardan geliyor, net ihracat artışından geliyor. 2017 yılını ihracatta, istihdamda seferberlik yılı ilan etmiştik ve biraz da iddialı olarak hedefi ihracatta 153 milyar koymuştuk. Üstüne bu hedefi daha sonra bu hedefi güncelledik ve şimdi yeni hedefimiz 156,5 milyar dolar. Yılın 9 ayında büyümenin, ihracattaki büyüme Türkiye'nin büyümesinin 2 katından fazla oldu. Yani %10.6 ihracatta büyümeyi gerçekleştirdik. Ekim ayı rakamlarının daha da iyi olacağını tahmin ediyoruz. Merkez Bankamızdaki döviz rezervi 2016 darbe girişiminden sonra 90 milyar dolarlara gerilemişti. Şu anda 117 milyar dolar civarındayız. Yeniden 135 milyar rekor seviyesine çıkmamız işten bile değil. Değerli arkadaşlar, son dönemde hayata geçirdiğimiz birçok düzenleme var. Bunları adeta anlatacak zaman bulamıyoruz. Çünkü üst üste reform niteliğinde çok önemli düzenlemelere imza atıyoruz. Kim yapıyor? Bu yüce meclis yapıyor. Bu grup yapıyor. Teşekkür ediyoruz.
arkadaşlarımızın Türkiye'nin geleceğinin inşasında ortaya koydukları bu büyük gayret için şükranlarımı sunuyorum. Bu düzenlemeler nedir? En son olanları söylüyorum. KOBİ'lere, esnaf sanatkara geçen hafta 10 milyar liralık bir yeni kredi imkanından bahsetmiştim. İşletme kredisi, efendim iş yeri edinme kredisi, taşıt kredisi, onun üzerine şimdi yeni bir şeyden bahsedeceğiz. O da KOBİ'lerimizde yeni bir kredi imkanını getiriyoruz. Bu kredi imkanına göre KOBİ'lerimiz eğer teknoloji düzeyi yüksek ürün ve yatırımların yönelirse %70'i ödemesiz, %30'u geri ödemeli olmak üzere destek sağlayacağız. Amaç katma değeri yüksek ürünlere KOBİ'leri yöneltmek. Yani pahada ağır, yükte hafif, akıl terinin içinde olduğu alın teriyle ürünleri üretmek ve daha çok kazanmak. Daha çok kazanınca ülkede daha çok kazanacak. Toplam destek tutarı her bir KOBİ için 5 milyar. Özel bir ürün olursa bu iki katına kadar da çıkabilecek. Teknoloji yatırımı destek programı diyoruz buna. Teknolojik yatırım destek programı. Başvurular geçen hafta itibariyle başladı. Geçtiğimiz ay KOBİ'lerin teknoloji ve üretim altyapısını geliştirmek için KOSGEB KOBİ Gelir dediğimiz KOBİ geliştirme programını da başlatmıştık. Toplamda şu ana kadar 8355 müracaat aldık. Değerlendirmeleri sürüyor. Kısa sürede sonuçlandırmak suretiyle 500 milyon desteği KOBİ'lerimize vermiş olacağız. Bir de yeni bir destek sistemi olarak stratejik ürün desteği planladık. Bu programda da yerli ve milli ürünler ayrıca desteklenecek. Yani yerli katkısı ne kadar fazlaysa, patentiyle, mülki fikri haklarıyla tamamen milli bir ürün varsa bunlara ayrı bir destek programı da hayata geçiriyoruz. KOBİ'lerimiz ithal ettiği ürünlerle ürettikleri takdirde ithal ettiği ürünleri geliştirmek suretiyle yerlilik oranını, millilik oranını arttırırlarsa bu destekten faydalanabilecekler. Stratejik ürün destek programına müracaatlarda 15 gün sonra alınmaya başlanacak. Bir diğer önemli gelişme gümrük kapılarında. Gümrük kapıları biliyorsunuz dış ticaretimizin ülkemize giren, ülkemizden çıkan malların ve ziyaretçilerin karşılaştıkları adeta bizim vitrinimiz niteliğindedir. Özellikle kara gümrük kapılarımıza gelen ve giden bütün araçlar artık otomatik plaka okuma ve kaydetme sistemiyle çalışacak. Yarın itibariyle 17 sınır kapımızda kurulan bu sistem faaliyete geçecek. Halen 2 sınır kapımız, Kapıköy, Sarp 3 sınır kapısı, Türközü, buralarda da çalışmalar biter bitmez sistem faal hale gelmiş olacak.
Bu sistemi tamamen yerli kaynaklarla yaptık. Yabancı dilde yazılı plakalar için de anında çeviri sistemi var. Ne işe yarayacak? Giriş çıkışlar kolaylaşıyor. Zamandan, personelden tasarruf var. İnsan kaynaklı hatalar tamamen ortadan kalkmış olacak. Aynı zamanda güvenliği arttıracak şekilde bilgiler anında analiz edilecek, değerlendirilebilecek. Özellikle de kaçakçılıkla mücadelede çok ciddi bir kazanım elde etmiş olacağız. Değerli arkadaşlar, aziz vatandaşlarım, son düzenlemelerimiz arasında engelli vatandaşlarımıza yönelik uygulamalara da kısaca değinmek istiyorum. Dün bu konuda Çalışma Sosyal Güvenlik Bakanlığımız, Aile Sosyal Politikalar Bakanlığımız, Bakanlar Kurulumuza kapsamlı bir sunum yaptılar ve aldığımız kararları bugün engelli vatandaşlarımız başta olmak üzere bütün milletimize paylaşıyoruz. Engelli vatandaşlarımızın hakkını teslim eden, onlara öncelik sağlayan tek parti AK Parti'dir. Bunu niye söylüyorum? Ben söylemiyorum. Rakamlar söylüyor. Bakın 2002'de kamuda çalışan engelli sayısı, memur, işçi tamamı, memur, yanlış oldu, memur, işçi saymıyorum, 5777. Dikkat edin. Şimdi ne kadar? 52.236. 5000'den 52.000'e. 10 kattan fazla büyük. 15 yılda işçi, memur, özel sektör, devlet topladığımız zaman 365.000'in üzerinde engelli kardeşimize iş, aş sağladık. 15 günde. 15 yılda. Bu rakamlar bile tek başına engelli kardeşimize, kardeşlerimize bakış açımızı ortaya koyuyor. Eskiden ne yapılıyordu? Engelliyse kimse görmesin. Karanlık odalarda bir yerde saklıyorlardı sanki ayıpmış gibi. Engellinin bir günahıymış gibi toplumdan uzak tutmaya çalışarak maalesef engellilerin hayata katılması engelleniyordu. Önce zihinlerdeki engeli yıktık, sonra da önümüzdeki engelleri kaldırdık ve bugün engelli kardeşlerimiz ulaşımda, iletişimde, iş aleminde, hayatın her alanında biz de varız diyorlar ve çalışmalarını başarıyla sürdürüyorlar. Ayrıca engellilerle ilgili, eyvallah. Ayrıca 15 yıl içinde engellilerle ilgili kapsamlı yasayı da, yasaları yoktu. Yine AK Parti iktidarında biz çıkardık. 2011 yılında kamu kurumlarına girişi merkezi sistemle yapmaya başladık. Yani kim girdi, kim girmedi, torpil mi yapıldı, adamına göre mi iş yapıldı, bunlar kalktı. KPSS'nin bir benzeri E-KPSS sistemini de başlattık. Bu uygulama dünyanın hiçbir ülkesinde yok. Türkiye'ye mahsus. Peki engelliler için müjde ne? Bütün bunlar yapılanlar. Bir de ne olacak onu bekliyor. Önümüzdeki sene 2018'de 5000 engelli kardeşimize iş vereceğiz. Hayırlı uğurlu olsun.
Ayrıca EKPSS yani engelliler için yapılan KPSS sınavının geçerlilik süresi 2 yıl. Hakları yanmasın diye bunu 4 yıla çıkarıyoruz. Bir daha onları zahmete sokmayalım. Ellerindeki puanlarla bu yerleştirme yapılacak. Evet, değerli arkadaşlar, mecliste bugün, bu hafta çok yoğun bir mesai var. Bir torba yasa görüşmeleri genel kurulda ele alınacak. Bununla ilgili bu toplantıdan sonra bir kapalı oturum yapacağız. Maliye Bakanımız Naci Ağbal Bey detaylı açıklama yapacak. Onun için bu bölümü geçiyorum. Şimdi ikinci bir konu da bütçe. 2018 bütçe komisyonda, plan bütçe komisyonunda görüşmelerine başlıyoruz. Peki 2018 bütçesi nedir, ne değildir? Birkaç cümleyle bunu anlatmak isterim. Bu bütçemiz AK Parti iktidarının 16. bütçesidir. Türkiye Cumhuriyeti'nde üst üste 16 bütçe yapan başka bir iktidar var mı? Ben hatırlamıyorum. Bu istikrarı gösterir, bu kalkınmayı gösterir, bu hizmeti gösterir, bu da sürdürülebilir büyümeyi gösterir. Evet, bütçemizin esas itibariyle bu seneki büyüklüğü 763 milyar lira. 2002 yılında AK Parti ilk bütçesini yaparken bütçenin manzarası neydi? Gelirlerinin %43'ünü doğrudan faize ödüyor. Birikmiş faiz borcuna neredeyse bütçenin yarısını, gelirlerin yarısını, %43'ünü faize veriyor. Geriye kalan efendim 57 ile de ne yapacaksan yapacaksın. Babaannemin lafı gibi bütünü bölme, yarımı yeme, ye iç karnını doyur. Türkiye'nin hali buydu. Allah rahmet eylesin, mekanı cennet olsun. Şimdi o günlerden nereye geldik? Şimdi ne oldu? 2018 bütçesinde faize vereceğimiz miktar %9. %43'ten %9'a. Bir başka. Sağ olun. Kahvaltı etmediniz herhalde sabah. Ben sözümü geri aldım, tamam. Devam edelim. Şimdi eyvallah. Tanımaz olur muyum ya? Hoş geldin. Hoş geldin. 2002'de arkadaşlar ciddi meseleler konuşuyoruz. 2002'de Erdemli. Helal olsun Erdemli.
Safranbolu, lokumlar nasıl? Aydın. Helal olsun, hoş geldiniz. Aydınlı ak kadınlar, hoş geldiniz. Evet, tamam. Şimdi rekabete girdik. Evet, şimdi biraz ara verelim. Efendim. Merak etme, merak etme. Biraz sonra onun anlayacağı dilden cevabını veririz. Merak etme. Evet. Arkadaşlar, 2002 yılında 100 lira vergi topluyorduk. 100 lira vergi veriyor vatandaş. İçinden 86 lirasını faize yatırıyor. Geriye 14 lira para kalıyor. Bozdur harca. 18'de, yani bu bütçede ne olacak? 100 liranın 88 lirası bizde kalıyor, 12 lirasını faize veriyor. Ha, gönlümüz istiyor ki hiç vermeyelim. Hedefimiz hiç vermemek. Ama 86 liradan 12 liraya düşürmüşüz 15 yılda. Peki, diyorlar ya, siz bu yatırımları nasıl yaptınız? Bu okulları nasıl yaptınız? Bu hastaneleri nasıl yaptınız? Tünelleri, köprüleri, yolları, fabrikaları. Bu kadar sosyal destek, bu kadar tarım desteği, eğitime şu kadar bütçe. Peki bunlar nasıl oldu? Gömü mü buldunuz diyorlar. Gömü bulmadık. Faiziye giden paraların elinden aldık. Milletin hizmetine verdik. Yatırıma verdik. Projelere verdik. Milletin refahını harcadık. Bu işe sizin aklınız ermez. Onun için bakın, 2002 yılından 18'e geldiğimiz 15 yılda eğitim bütçesi 11 milyardan 134 milyara çıkmış. 10'la çarpsan 110 milyar, 10'dan fazla. 12 kat artmış. Her sene katlayarak gelmiş. Onun için eğitimde 1 milyon öğretmenimiz var. 7 milyon öğrencimiz var. Onun için 2019'da tekli eğitime geçeceğiz. Geçen iller var. Şimdiden bazı iller tekli öğretime geçti. Sabah başlıyor, akşama kadar. Sabahçı, öğleci kalktı. Evet. Bu ne demek oluyor? Bütçemizin %18'i eğitime ayrılıyor. Eğitim ne demek? Gelecek demek. Gençlerimiz, geleceğimiz. Tabii ki buraya ne kadar ayırırsak, ne kadar çok yatırım yaparsak, geleceğe yatırım yapmış oluyoruz. Evet, sağlık diğer bir alan. AK Parti hükümetlerinin gururla ifade edeceği başarılı alanlarımızdan biri de sağlık. 2018 yılında
sağlık bütçemiz 127 milyar lira. Yani eğitimden sonra ikinci sırada geliyor. Bütçe büyüklüğünün %17'sini sağlığa ayırıyoruz. Yatırım, bu bütçe yatırım bütçesidir. Görüldüğü gibi faiz bütçesi değil, yatırım ve hizmet bütçesidir. Ben demiyorum, rakamlar söylüyor. 2002 yılına göre yatırımdaki kaynağı iki katın üzerinde arttırdı. Şu anda 18 bütçesinde 85 milyar lira yatırıma para ayırıyoruz. Ama yıl içinde bu daha da artabilir. Gelirlerimiz, hesaplarımız denk giderse bunun 100 milyara çıkması işten bile değil. Şimdi bu başlangıç ödeneği böyle. İnşallah ekonomi daha büyüyecek, işler daha güzel gidecek ve ilave yatırımları da gerçekleştirmiş olacağız. Sosyal harcamalar. 2002 yılında sosyal harcama kaleminde belediye, hükümet hepsini topla 3 milyarın altında. Bugün ne kadar? 51 milyar lira. 51 milyar. Sosyal devlet lafla olmuyor. İcraatla oluyor, icraat. İcraatın arka adresi nere? AK Parti. Boş lafın adresi nere? Tamam, mesele yok. Evet. Maşallah gençler. Şimdi bunların hızlı tren duruyor mu Polatlı'da? Ha tamam. Ne kadar sürüyor oradan Polatlı'dan buraya gel? Kaç? 18 dakikada Polatlı'dan Ankara'ya geliyorlar. CHP'liler bu işten anlamaz. Sadece konuşurlar. Ya bir gün binin de gidin Allah rızası için. Biletinizi de ben alayım be. Memleketin geldiği seviyeyi görün. Kıskanmayın. Yapılmış eser herkese. Evet. Şimdi bu. Eyvallah. Nasıl sezon, nasıl gidiyor balıkçılık? Tamam. Lütfi Bey burada bak. Toplantıdan sonra sizinle görüşecek. Evet. Al. Şehit oluyormuş. Allah mekanını cennet eylesin. Sen Fatma ablana bir selam ver ondan. Tamam mı? Biz sizlerle gurur duyuyoruz. Arkadaşlar, şu biraz müsaade edin, az kaldı. Ondan sonra serbest. Şimdi gelelim tarıma. Tarım desteklerimiz
Yine 2018 bütçesinde çok önemli miktarda artıyor. Yatırım ve destek olarak 25 milyar lira tarım sektörüne kaynak ayırdık. Kısacası daha fazla detay çok ama bunlarla kafanızı yormak istemiyorum, vaktinizi almak istemiyorum. İşin özeti şu, eğer biz vatandaşların buraya iyi baksın, eğer biz 2002'deki şekilde 15 yılda boyunca faiz ödeseydik, yaklaşık olarak 1.9 katrilyon faiz ödeyecektik. Peki şimdi bu anlattığım oranlara düşünce bizim ödediğimiz faiz miktarı 1/3'ün altına düştü. Geriye cebimizde 1.4 katrilyon para kaldı. Bu 1.4 katrilyonların da bu işleri yaptık işte. Köprüleri yaptık, yolları yaptık, hastaneleri yaptık, okulları yaptık, tarıma destek verdik, sosyal destekleri verdik. Ülkeyi, Türkiye'yi 3 kat büyüttük, 3 kat. İşte AK Parti'nin geçmiş 15 yılının özeti budur. Kim ne derse desin. Aynı şekilde 2023'e Cumhuriyet'in 100. yılına doğru emin adımlarla ilerlemeye devam ediyoruz. Evet, şimdi bunları söyledikten sonra biraz da siyaset konuşalım. Olur mu? Ya onu söyledik ya, tamam. O iş bitti, tamam. Bitti. Eli kulağında, eli kulağında. Bakanlarımız, Çalışma Sosyal Güvenlik Bakanımız, Maliye Bakanımız çalıştılar, getirdiler. Bugün yarın inşallah devreye girecek. Merak etmeyin. Yeni seneden itibaren artık bu taşeron mevzusu bitmiş oluyor. Yeni mevzulara bakalım. Tamam. Değerli arkadaşlar, bildiğiniz gibi kongre süreci partimizin devam ediyor. Gittiğimiz illerde mümkün mertebe, zaman buldukça da kongrelere katılıyoruz ve teşkilatımızla bir araya geliyoruz. Bugüne kadar 532 ilçe kongremizi tamamladık. Öyle mi Mustafa Bey? Eksik var mı? 532. Ne kadar kaldı? Ezberinde değil herhalde. 400. 400'ün üzerinde daha var. O kadar çok teşkilat var ki yani akılda tutmak bile zor. Böylece teşkilat başkanını da teste girmiş oldu. Evet. İnşallah merkez ilçe kongrelerini Kasım ayı içinde bütün ilçe kongreleri bitecek ve il kongreleri kısa sürede başlıyor. Herhalde bu ay içinde başlayacak. Kasım ayı içinde il kongrelerinde başlıyoruz. Mart sonuna kadar da bitirmiş olacağız. Ve inşallah 2018'in ortalarında da büyük kongremizi, büyük buluşmayı gerçekleştireceğiz. Bu süreci büyük bir olgunlukla geçirmekte olan teşkilatlarımıza ben buradan teşekkürlerimi sunuyorum. Yeni görev alan ya da görevini devreden bütün yol arkadaşlarımızı selamlıyorum. Bizim davamız makam mevki yarışı değil, vatandaşa hizmet yarışıdır.
Tek amacımız bize güvenen milletimize beklentisini boşa çıkarmamak. Arkadaşlarımızın bu bilinçle görev yaptıklarını ve bu bilinçle görevlerini başka arkadaşlara devrettiklerini biliyoruz. Belediyemizdeki istifalar ve değişim de aynı anlayış içerisinde gerçekleşiyor. Bunu millete hizmet yolunda bir nöbet değişimi olarak görüyoruz. Bizim yol arkadaşlığımız başka partiler gibi görev bitene kadar değil, son nefesi verene kadardır. Görevlerini devreden bütün belediye başkanlarımıza hizmetlerinden dolayı bir kez daha partimiz adına, milletimiz adına teşekkür ediyorum. Değerli arkadaşlar, burada bir noktaya özellikle dikkatinizi çekmek istiyorum. Allah razı olsun. Biz de sizi çok seviyoruz. Sağ olun. Son zamanlarda Son zamanlarda ana muhalefet partisi CHP'de ciddiyeti giderek artan bir uslup bozulması yaşanıyor. Sayın Kılıçdaroğlu'nun ne dediğini anlayan varsa beri gelsin. Dur. Şimdi ana muhalefet partisi sözcülerini de böyle ayarı kaçmış bir dil kullanmaya atan sebebi de doğrusu merak ediyoruz. Bir parti sözcüsü geçen gün Cumhurbaşkanımız hakkında münasebetsiz laflar etti. Bunu dinleyince adam parti sözcüsü mü, parti sövücüsü mü, doğrusu anlayamadım. Bakın, bakın bunlara burada terbiyem müsaade etmiyor. Öyle bir cevap veririm ki altından kalkamaz. Ama şu kadarını söyleyeyim. Eğer şeddeli diktatör arıyorlarsa geçmişlerine baksınlar, geleneklerine baksınlar. 15 yıl alnının akıyla, hizmetleriyle, vatandaşın duası ve desteğiyle kesintisiz iktidara gelen parti AK Parti'dir. Lideri de Recep Tayyip Erdoğan'dır. Sizin bu hezeyanlarınız bu gerçeği değiştirmez. Bunu vatandaşımız biliyor. Sayın Kılıçdaroğlu sadece Cumhurbaşkanımıza, partimize değil, aynı zamanda millete de hakaret etmekten geri durmuyor. Sandığa gidip serbest iradesiyle oy veren vatandaşlara yükleniyor. Niye AK Parti'ye oy veriyorsunuz diye onlardan hesap sormaya çalışıyor. Bu üslup ne siyasete ne de siyasetçiye yakışır. Sen ikide bir Cumhurbaşkanımıza yönelik yakışıksız laflar edeceksin, saygısızlık yapacaksın, meşru siyaset dilinin dışına düşeceksin, meramını siyasi nezaket içinde ifade etmeyeceksin, sonra da saygı bekleyeceksin. Ve diyor ki
Evet oyu verenlerin çoğu pişman. Kardeşim, nereden biliyorsun insanların aklından geçeni okuma kabiliyeti mi kazandın? Başarısızlığının faturasını AK Parti'ye ve onun liderine hakaret ederek örtemezsin. Vatandaşlarla kavga etmenin değil, barışmanın yolunu bul, çalış, çabala, bir gün sen de belki iktidar olursun. Size oy verenle birlikte başka partiye, başka partilere de oy vermeyi, verenlere saygı duymayı öğreneceksiniz. Bir de diyor ki demokrasinin namusunu kurtaralım. Sen merak etme Kemal Bey, AK Parti milletimizle birlikte 15 yıldır demokrasinin namusunu vesayetçilere, darbecilere karşı korudu, korumaya devam ediyor. Eğer illa bir şey kurtarmak istiyorsan 15 yıldır yerinde sayan, bir adım bile ileri gidemeyen, millete umut vermeyen partini kurtar kardeşim. Bu ülkenin siyasetinde artık bu ayıplı dilin yeri yok. Herkes ne konuştuğunu bilecek, millete yakışan üslupla konuşacak. Evet. Arkadaşlar, bunlarla bundan fazla zaman harcamak israfa gerek. İşimiz gücümüz var. Evet, biliyorsunuz Irak'ta, Kuzey Irak'ta bir referandum oldu. Gayri reşru referandum. Dedik ki bu yanlış. Dinlemediler. Sonunda ne oldu? Bu referandum boştur. Tanımıyoruz dedik. Irak'ın anayasası bizim için geçerlidir. Irak yönetimi bizim muhatabımızdır dedik. Ve bütün havalimanları, sınır kapıları merkezi hükümetin kontrolünde olmalıdır dedik. Ayrıca Irak anayasasına göre Irak'ın toprak bütünlüğü, hükümranlık hakları asla zedelenmemelidir dedik. Bu referandumu yapanlar bunun bedelini ödemelidir dedik. Ne oldu? Bunlar artık orada yöneticilik yapamaz dedik. Ne oldu? Bırakmak zorunda kaldılar. Sınır kapısını da bu sabah itibariyle habur merkezi hükümete teslim edildi. Bundan böyle habur geçişindeki bütün kontroller Irak hükümeti tarafından yapılacak. Türkiye, Irak hükümeti yetkililerince yapılacak. Türk tarafında Habur'da bizim görevlilerimiz, öbür tarafta Halil İbrahim olarak adlandırılıyor, Iraklı. Bağdat'tan gelen görevliler olacak ve bu şekilde de başından beri söylediğimiz bütün hususlar gerçekleşmiş oldu. Daha önce Sayın Ebadi buraya geldi, bu işleri konuştuk. Dönüşünde hemen harekete geçti. Şu anda da Habur kapısı Irak yetkililerine teslim edilmiş oldu. Mevcut güzergah Zaho, Dahok, Erbil üzerinden Kerkük'e inen güzergah devam edecek. Önümüzdeki kısa vadede de yine Zummar, Telafer üzerinden ayrı bir koridoru da devreye alacağız. Bunun çalışmalarını da
Irak hükümetiyle beraber gerçekleştireceğiz. Bu devir teslim işlemlerinde herhangi bir tatsızlık yaşanmamış ve sükunetle gayet sıkıntısız bir şekilde bu dönüşüm sağlanmıştır. Bundan böyle sınırın o bir tarafında adım başı kontroller, adım başı gayri meşru vergiler, haraçlar ortadan kalkacak ve sınırdan giren tırlarımız ta Bağdat'a, Basra'ya kadar yollarına devam edecek, ticaretlerini yapacaklar. Dolayısıyla aradaki nemalananlar da böylece ortadan kaldırılmış olacak. Bu aynı zamanda Irak'la aramızdaki ticaretin karşılıklı olarak artması için de çok önemli bir imkan sunuyor. Geldik sözlerin sonuna. Dün bildiğiniz gibi Cumhurbaşkanımız Azerbaycan'a gitti. Bakü'de bir tren yolu projesi açıldı. Bakü, Tiflis, Kars demir yolu projesi. Çok gururlandık, çok heyecanlandık. Bu tarihi bir proje. Bu projenin ta başından beri içinde olan biri kardeşiniz olarak söylüyorum. Yaşadığım duygular, yaşadığım gurur tarifi imkansız. 2014 yılında, 2004 yılında projeyi fikir olarak Gürcistan ve Azerbaycan'daki muhataplarıma açtığımda hiçbirisi böyle bir projenin gerçekleştirilebileceğine ihtimal vermediler. Bölgede büyük devletler var, bunu biz nasıl yaparız dediler. Halbuki bu projenin yapılması demek, Çin, Orta Asya, Kafkaslar, Anadolu coğrafyasının Avrupa'yla birleşmesi demek. Orta koridorda dediğimiz tarihi İpek yolunun tekrar canlandırılması demek. Bu bir bölgesel işbirliği projesinin ötesinde Avrasya coğrafyasında medeniyetleri buluşturan Doğu'yla Batı ticaretinin gerçekleştiği çok önemli bir koridordu. Biliyorsunuz bunun önemli bir halkası Marmara'ydı. Marmara'yı geçtiğimiz yıllarda 2013 yılında Cumhuriyetimizin 90. yıl dönümünde açmıştık. Şimdi de Bakü, Tiflis, Kars demiryolunun açılışını gerçekleştirdik. Şunu ifade etmek isterim ki bu proje Sayın Cumhurbaşkanımızın iradesi olmadan gerçekleştirilemezdi. Huzurlarınızda başından beri projeye büyük destek veren Sayın Cumhurbaşkanımıza şükranlarımı sunuyorum. Ayrıca projenin gerçekleştirilmesinde ikinci en büyük katkı Azerbaycan Cumhurbaşkanı Cenab İlhan Aliyev'dir. İlhan Aliyev ciddi bir şekilde Gürcistan'daki bölümünün finansmanına da kaynak temin etmek suretiyle projenin bugünkü haline gelmesine büyük katkı sağlamıştır. Tek millet, iki devlet olduğumuz Azerbaycan-Türkiye ilişkilerinde bu proje yeni bir dönüm noktası oluşturacak. Projenin üç bölümden oluşuyor. Toplam 850 kilometre uzunluğu var. 510 kilometresi Azerbaycan topraklarında, 79 kilometresi Türk topraklarında, geri kalan da Gürcistan topraklarından geçiyor. Üç ülkenin birlikte çalışmasının hem zorlukları var hem de bir takım yeni tecrübelere
kazandırdı. Bakın projeyi yaparken Gürcistan'la Türkiye arasında bir tünel var. Aktaş bölgesinde. Tünelin yarısı Gürcistan'da, yarısı da Türkiye tarafında kalıyor. Sınır dağın üstünden geçiyor. Bunda ne var diyeceksiniz, niye anlatıyorsun? Şunun için anlatıyorum. 9 ay dışişleri, diplomatlar bu tünelden çıkacak toprağın kime ait olduğunu tartıştılar. Şaka değil. Yüzlerce sayfa yazışma ve sonunda çözümü bulduk ve yolumuza devam ettik. Yani böyle farklı kültürler, farklı ülkelerle iş yapmanın zorluklarını da bu geçtiğimiz 8 yıl içerisinde, 9 yıl içerisinde yaşadık. Allah'a şükür mutlu sona erdik. Bu hatla beraber Çin'den kalkan tren ta Hamburg'a kadar 12 günde gidebilecek. 12 gün. Peki alternatifi ne? Deniz yolu. Kaç gün? 45 gün. 45 gün nereye? 12 gün nereye? İşte bu da Türkiye ister Avrupa'dan Uzak Doğu'ya, ister Uzak Doğu'dan Avrupa'ya gidişler, gelişler olsun vazgeçilmez bir güzergahın üzerinde bulunuyor. Türkiye'yi farklı yapan bu. Niye Türkiye üzerinde çok konuşuluyor? Türkiye kendi stratejisini, kendi düşüncelerini etki altında kalarak değil, bağımsız bir şekilde belirleyen ülke haline geldi. Eğer edilgen bir politika izleseniz size hiç kimse bir şey demez. Ama yok öyle değil kardeşim, burada durun bakalım. Burayla ilgili plan proje yapıyorsunuz. Bir takım hesaplar içindesiniz. Yağma yok. Burada yaşayan biziz. Zorlukları biz görüyoruz. Bu işleri yaparken gelin bakalım bir anlatın dediğiniz zaman alışık olmadıkları bir durumla karşı karşıya kalıyorlar. Ve bu sefer de tabii tutumları farklı bir noktaya gidiyor. Ne yaparsa yapsınlar. Biz hancıyız, onlar yolcu. Biz buradayız. Kim gelirse gelsin. Değerli arkadaşlar, sözlerimi burada tamamlarken şimdi o işle ilgili de müjdeyi yakında Lütfü Bey verir size. Aleyküm selam. Oğlaklar başladı mı oğlaklar? Hadi bakalım. Biraz beslensin de gelelim. Evet. Arkadaşlar. Eyvah. Çıkışta bekleyin. Tamam. Neyse ya. Ya yarım cümlem kaldı. Biraz daha sabır. Ya birader, bunlar her gün idam oluyor. Haberin yok mu senin? Lan 30 sefer ağırlaştırılmış müebbet, 20 sefer ağırlaştırılmış müebbet, idam etten bir sefer astın gitti. Bunlar her gün asılıyor. Daha nasıl ceza görecek?
Çek çek bitmez. Evet, merak etmeyin. Hukuk devleti içerisinde bunlar en ağır cezayı alacak. Türkiye bir hukuk devleti. Hiçbir şehidimizin kanı yerde kalmayacak. Hiçbir gazimizin ahı yerde kalmayacak. Bu mücadelede asla ve asla gevşeme yok. Ama haklıyla haksızı da birbirinden ayırt edeceğiz. İhanet içinde olanlar asla ve asla suçsuz olmayacak, suçları karşılıksız kalmayacak. Ama ola ki kazaya kurban giden olur, yanlışlıkla efendim suçlanmış olanlar olur. Bunlar da zamanla yargının titiz çalışması sonucu ortaya çıkacak ve böylece sapla saman birbirinden ayrılmış olacak. Amacımız masum vatandaşlarımızla, vatanını, milletini, ülkesini seven vatandaşlarımızla uğraşmak değil. Amacımız dışarıdan güdümlü bu alçak terör örgütünün elebaşlarını hak ettikleri cezayı vermek. Temel hedefimiz bu. Bu duygularla amenna. Allah bizden yana, dünyada niye düşman olsun canım? Dost.